Arkadaşlar, yeni ESEP sisteminde projelerimizi nasıl oluşturacağımız üzerine çalışacağız. Öncelikle hesabımıza giriyoruz. Hesabımıza üye girişi yaptıktan sonra arkadaşlar, bir proje oluşturmak için birkaç yol var ama en kolayı hemen Twinic yazan şu kısma basarak arkadaşlar işlemimizi başlatabiliyoruz. İşlemimizi başlattıktan sonra proje oluşturmak için artık alanımıza geleceğiz. Alanımızda arkadaşlar proje oluştur olarak göreceğimiz şu linke tıklayarak projemize başlayacağız. Yalnız bu işe başlamadan önce mutlaka proje ortağı olacağınız yani kurucu ortağınızı mutlaka önce belirlemeniz ve bunu daha önceden bağlantı isteği göndererek arkadaş olmanız gerekiyor. Bu şart. Bir de projenizi mümkün olduğu kadar eğer önceden örneğin şu şekilde görüldüğü gibi bir Word dosyasına yazarsanız kopyala yapıştır yaparak yerine eklemeniz kolay olacaktır. Örnek olarak ben bu projeyi açıyorum. Geçmiş zamanlarda yapılmış bir proje bu. Yazmış olduğumuz bir proje. Her neyse kopyala yapıştır açısından bu bize faydalı olacak. Şimdi ESEP sistemime geldim. Proje oluştur diyerek başlıyorum arkadaşlar. Proje oluştura tıkladıktan sonra ilk açılan yerde bize okulumuzu soracak. Bu okulumuzu sorması şu arkadaşlar. Sınıf öğretmenleri için zaten kayıtlı bir tane okul vardır çoğunlukla. Gördüğünüz gibi. Ama branş öğretmenlerimiz bazen birden fazla okul kaydedebiliyorlar. Birden fazla okulda görev alabiliyorlar. Sınıf öğretmenlerimiz kendi okullarını seçecek. Örnekle gösteriyoruz ama branş öğretmenimiz eğer birden fazla okulda görev alıyor ve o okulları da sistemine eklediyse, okul ekle olarak sistemine eklediyse, projeyi hangi okul adına yürütecekse o okulu seçecek arkadaşlar. Okulumuzu seçtikten sonra sonrakine tıklayarak ilerliyoruz. İlerlediğimiz zaman ikinci şıkta bize soracağı iş ortağımız kim? İş ortağından kastı arkadaşlar İngilizce olarak bu şekilde çeviriyor ama projedeki kurucu ortağınızdan bahsediyor. Aynı eski Twinic'te olduğu gibi. Kurucu ortağınız kim? Bu arkadaşımızı daha önce biz bağlantı isteği gönderip arkadaşlarımız listesine davet ettiğimiz için buraya tıkladığınızda sizin arkadaş listenizdeki isimler gözükecektir. Burada örnek olarak ben burada Gönül Şahin öğretmenimi seçiyorum. Tıkladım. Bakın dedim ki kurucu ortağım bu olsun. Gönül Şahin. Peki. O zaman ileri yani sonrakine tıklayarak 3. safhaya geçiyorum. Safhamıza geçtikten sonra arkadaşlar artık bizim projemizin içeriğini yani Word dosyası oluşturmuştuk ya bir proje metin taslağı olarak bunu örnek olarak ben dağıtmıştım daha önce de. Buradan kopyala yapıştır sistemiyle o bölüme geçebiliriz arkadaşlar. Rahatlıkla ekleyebiliriz. Sırasıyla neler yapacağımızı gösterelim. Giriş diyor her ne kadar yıllık yazsa da önemli değil. Başlık kısmına arkadaşlar projemizin adını yazalım. Projemizin adı neydi? Projeden hayata. Açıklama kısmı yani başlık kısmına da projenin afiş ismi neyse projeye ne isim verdiyseniz onu yazıyorsunuz. Kısa açıklamayı arkadaşlar projenizle ilgili kısa bir özet yazıyorsunuz. Yani bu projede neyi hedeflediniz, amacınız nedir, bu projede neler yapılacak? Bunu tabii ki daha önce ben Word dosyasında şablona metin taslağı olarak proje metin taslağını eklemiş olduğum için hemen oradan daha önce yazdığım için ne yapıyorum? Kopyalıyorum buradan bakın ve getiriyorum oraya yapıştırıyorum. Ardından proje dillerine geçeceğiz arkadaşlar. Proje dilleri şu demek. Burada seçtiğiniz projenizi yürütürken hangi dillerden yararlanacaksınız? Şayet sadece Türkiye içerisinde bir proje yürütüyorsanız buradan Türkçeyi seçmeniz yeterlidir. T harfine basarak direkt ben Türkçenin gelmesini sağlıyorum. Ama yabancı ortağımız da olacaksa veya ya bize yabancı ortak da gelebilir yani diyorsanız o zaman İngilizce de seçin. Bunun için hemen E harfine bastım. İngilizce olarak buraya Türkçe çevirdi ama İngilizce de ne yaptım? Seçin. Yani projede kullanacağınız diller neyse buraya oraya seçebilirsiniz. Hocam ben buraya 5 tane dili seçmek istiyorum. Almanca da yazmak istiyorum. Fransızca da yazmak istiyorum. Eklemek istiyorum. Yazabilirsiniz. Önemli değil. Bu şu anlama geliyor. Burada kullanacağınız diller projenize katılacak kişilerle iletişim anlamında. O nedenle yabancı bir ortak geleceği zaman
Sadece siz burada Türkçe'yi seçerseniz kişi tercih etmeyecektir. Ama İngilizce derseniz en azından İngilizce biliyorsa belki projenize ne yapmak isteyecektir? Katılmak isteyecektir. Onunla iletişiminde İngilizce kuracağınız için proje dilleri kısmına eklemenizde fayda var. Öğrenciler bölümüne geldiğimiz zaman burada iki husus söz konusu. Birincisi öğrenci sayısı. Öğrenci sayısı arkadaşlar sizin için değil, projeniz için soruluyor. Yani projenizde kaç öğrenci yer alacak? Sınıf öğretmeniyseniz ve örneğin belli bir sınıf seviyesinde yapıyorsanız, mesela bu projeyi diyelim ki ikinci sınıflar seviyesinde yapalım. İkinci sınıflar seviyesinde yapıyorsanız nedir ikinci sınıflarda ortalama öğrenci sayısı? Bir sınıfta 20 olsa işte 10 üyede ne olur? 200 öğrenci olur. Yani şu, 100'den fazla öğrenci. O halde biz buradan seçerken aşağı doğru sekmeye inerek diyorum ki 100 ve üzeri, 100'den büyük diyorum. Dolayısıyla öğrenci sayısını, projeye dahil olan öğrenci sayısını bu şekilde belirliyorum. Ha, branş öğretmeniyseniz, hocam ben bunda 5 öğrencim var. İşte diğer arkadaşım da 3 öğrenciyle katılacak. Öbürü 7 öğrenciyle katılacak. Bizim işte 50-100 arasıdır veya 30-50 arasıdır veya 10-30 arasıdır. Her neyse veya özel eğitim öğretmenisinizdir. Bir özel eğitim projesi yapmışsınızdır. Onlar birebir çalışabiliyor öğrencilerle. Sizde bir öğrenci vardır, öbüründe 3 öğrenci vardır, öbüründe 2 öğrenci vardır. Toplam olarak yani arkadaşlar sınıf seviyeniz ve sınıflarınızın özelliğine göre ne yapacaksınız? Tahminen buraya bir öğrenci projede yer alacak toplam öğrenci sayısına gireceksiniz. Öğretilen yaşlar arkadaşlar çocuklarımızın yani okuttuğumuz o çocukların bu projeye dahil edeceğimiz çocukların yaş grubu ile alakalıdır. Örneğin birinci sınıf olsaydı 7 yaşında diyeceğim. Dolayısıyla da öğretilen yaşların birinci sekmesine 7. Ben şu anda ikinciler için, sınıflar için yaptığımı söyledim biraz önce. Kafanız karışmaması için oradan devam edeyim. Nedir ikinci sınıfların yaşı? Ortalama 7 ve 8'dir. Yani 6,5 yaşına da girmiştir. 7 yaşın doldurucu da girmiştir. En fazla ikinci sınıfta 8 olmuştur. O halde ben buraya ne yapabilirim? 7 ile 8 diyebilirim. Veya her ikisine de 8 diyebilirim. Bakın her ikisine de ne yapıyorum? 8 yaş grubu diyorum. Neden? İkinci sınıf. 6,5'unu falan filan hesaba katmıyorum. Direkt diyorum ki ikinci sınıf seviyesi 8 yaşında. 8 yaşından 8 yaşına kadar. Yani sadece 8 yaş grubuna veriyorum diyebilirim. Ama burada şunu yapabilirsiniz. Mesela İngilizce öğretmenisiniz veya bir branş öğretmenisiniz. Sadece İngilizce olarak soyutlamayalım. Branş öğretmeniyseniz fazla sınıfa ders veriyor olabilirsiniz veya projenize diyelim ki ortaokuldan İşte 5, 6, 7, 8'lerden öğrenci katıyor olabilirsiniz. O zaman en düşük yaşa, en düşük sınıfınızdaki öğrencilerin ortalama yaşına, en yüksek yaşa da en üst sınıfınızdaki projeye katılan en üst sınıftaki çocuğun yaşını ortalama olarak yazarsanız, örneğin nedir? 13, 15 mesela. Veya liseye geldiniz işte 15, 18 dediniz. Misal. Bu şekilde yaş aralığını ne yapabilirsiniz? Belirleyebilirsiniz. Proje ile ilgili konular konusunda tıkladığımız zaman arkadaşlar, burada şayet sınıf öğretmeniyseniz sizin yapacağınız tabii ki ilkokul konularıdır. O nedenle de buradan seçim yaparken ilkokul konularını seçeceksiniz. Ama okul öncesi öğretmeniyseniz, yani ana sınıf öğretmeni veya okul öncesi yaşta olan gruplarda bir şeyseniz onu seçeceksiniz. Hayır, hocam ben branş öğretmeniyim diyorsanız, branşımla ilgili yapıyorum diyorsanız, İngilizce öğretmeniyseniz yabancı dili vesaire veya sosyal bilgiler öğretmeniyseniz sosyal bilgileri vesaire uygun olarak dilinize ne yapacaksınız? Burada kendinize uygun branş seçeneğini seçeceksiniz. Biz şu anda ilkokul öğretmeni olarak ikinci sınıflar bazında yaptığımız için ilkokul konularını seçiyoruz. Ha, hocam sadece o mu? Yani ilkokul konuları dememiz yeterli mi? Yeterli. Ama başka da eklemek istiyorum. Ekleyebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Yani diyebilirsiniz ki ilkokul konularının yanına dramada katabilirsiniz, müzik de katabilirsiniz, beden eğitimi de katabilirsiniz. Hatta 3. 4. sınıf seviyesinde fen bilgisi de katabilirsiniz. 4. sınıf seviyesinde sosyal bilgiler de katabilirsiniz. Çünkü müfredatlar arası ilişkilendirme yapacaksınız ya. O manada isterseniz onları da ekleyebilirsiniz. Mesleki konular kısmında burada yine projemizi şu bölümde seçtiğimiz konularla ilişkili olarak hangi alanlara değinir dedi. İlkokul konuları dedik. Nedir ilkokul konularında? Nedir efendim işte
Ayrıntı varsa şayet bilirsiniz. Yani burada mesleki konular bölümünde arkadaşlar isterseniz farklı içeriklerde ekleyebilirsiniz. Burada yapacağınız çalışmalara uygun olarak örneğin pedagoji diyebilirsiniz veya efendime söyleyeyim eğer branş bazında bakacak olursanız projenizin içerdiği konular nelerse onlara uygun örneğin BT'yi işaretleyebilirsiniz. Başka konuları işaretleyebilirsiniz vesaire. Sanat diyebilirsiniz örneğin. Yani bunun gibi istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Burası çok önemli değil. Anahtar yeterlilikler bu kişilerde projeyi tanımlayan anahtar yeterliliklerdi arkadaşlar. Projenin hitap ettiği öğrencilerde neler kazandıracağıyla ilişkin bir amaç belirlemeniz lazım. Malum 8 tane anahtar yeterlilik vardır. Biz örneğin projemiz dezavantajlı çocukları içeriyor bu proje. Ne yapıyoruz? Kültürel ve özellikle Türk toplumuna entegre olamamış dezavantajlı grupları içeriyor. Romanları örneğin diyelim. Ne yapıyorum? Kültürel farkındalık ve ifade diyebilirim. Başka ne diyebilirim? Vatandaşlık diyebilirim. Siz de bunun gibi efendime söyleyeyim örneğin birinci sınıftaysanız okuryazarlık diyebilirsiniz veya matematikle ilgili branş bazında her neyse yani buradan arkadaşlar projenizin içerdiği hedef gruba ilişkin alanları seçebilirsiniz ve ekleyebilirsiniz. Hocam ben bir tane eklesem yetmez mi? Yeter. Hocam ben 5 tane eklemek istiyorum. Ekleyebilirsin. Yani bunlarda bir sınırlama yok. Amaçlara geldiğimiz zaman arkadaşlar bu projemizdeki amaçları kapsamaktadır. O yüzden de daha önce ben hazırlamış olduğum için ne yapıyorum? Bakın şablonumdan amaçları olduğu gibi kopyalıyorum ve kopyaladıktan sonra arkadaşlar bunları getirip oraya yapıştırıyorum. Ardından seçeneğime geçiyorum. 7. maddeye geçiyorum. Çalışma zamanım ne olacak? Buradaki amacım bu proje ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İki türlü yapabilirsiniz. Ben burada örneğin projeyi hazırlarken ne yapmışım? Aylara bölmüşüm zamanında. Burayı kopyalıyorum bakın. Seçtim. Başlangıcıyla bitişi arasında hangi ay neler yapılacak? Tüm basamakları belirlediğim için bunu kopyaladım ve getiriyorum buraya yapıştırıyorum. Ha şunu da yapabilirsiniz. Hocam ya böyle ayrıntı yazmak istemiyorum ama şunu da diyebilirsiniz o zaman. Şu tarihler arasında örneğin 1 Ekim 30 Şubat arasında 28 Şubat arasında sürdürülecek ayrıntılı plan TwinSpace'te ilgili sayfaya eklenecektir de diyebilirsiniz. Bu çalışma takvimi projenin süresini belirlemek içindir. Ona göre bilginiz olsun. Beklenen sonuçlar arkadaşlar proje bittiği zaman projede ne tür sonuçlar ortaya çıkacak? Yani siz bu projeyi niçin yaptınız? Ne tür kazanımlar elde ettireceksiniz bu çocuklara? İşte bu projeyi yaptığınızda çocukların elde edeceği kazanımlar daha önce var olmayan bu proje sayesinde elde edecekleri bilgi, beceri neyse onları da ne yapıyorsunuz? Beklenen sonuçlar kısmına ekliyorsunuz. Bu tamamen projeden beklenen bir sonuçlardır arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Şayet projeyle ilgili herhangi bir resim eklemek isterseniz ne yapabilirsiniz? Buraya projeyle ilgili küçük resim tıklayıp resim ekleyebilirsiniz. Eklemek istemiyorsanız sonraki bölüme geçiniz. Bir sayfa ileriye atacaktır. Buraya geçtiğimiz zaman arkadaşlar şu anda artık projeniz girişleri tamamlandı. Size kontrol amacıyla gösteriyor demektir. Burada dikkat ederseniz girdiğim okulum, kurucu ortağım, benim girdiğim isimler, projenin özeti, projenin dili, öğrenci sayısı, öğrencinin başlangıç yaşı, bitiş yaşı, efendime söyleyeyim çalışma alanlarımız, ilkokul konuları olarak ele aldık mesela. İşte sanat ve bilişim olarak da altlarını ekledik vesaire. İşte ama hedeflerimiz, amaçlarımız, çalışma sürelerimiz gördüğümüz gibi ayrıntılı olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor ve sonuçlar. Bunlar tam ise yani yazdıklarınız doğru ise bunu kontrol ediyorsunuz buradan. Aa yanlış yapmışım ben yanlışlıkla bura okulu girmişim. O zaman hemen ne yapıyorsunuz? Edit'e tıklayarak tekrar başa dönüyorsunuz. O kısımla ilgili düzeltmenizi yapıyorsunuz. Veya işte kurucu ortağını yanlışlıkla dalgınlıkla yanlış seçmiş olabilirsiniz. Onu
Edit'e tıklayarak tekrar başa geçerek onu düzeltiyorsunuz. Eğer hepsi tamam ise arkadaşlar, o zaman yapmanız gereken artık başvurmaktır. Create düğmesine basarak ne yapıyorsunuz? Başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Şu anda ben tıkladım ve ne oldu bakınız? Mesajım gönderildi. Yani şu anda ben projemi oluşturdum ve kurucu ortağı olarak belirlediğim arkadaşa proje gitti. O arkadaş kabul ettikten sonra ne olacak? UDS'nin önüne düşecek. Türkiye UDS'si, yani her ülkede kendi başvurusu kendi ülkesinin ulusal destek servisine düşecektir. UDS onayladıktan sonra da artık benim TwinSpace alanım açılacak ve oraya projeme üye almaya başlayacağım. Ha derseniz ki, hocam ben şunu başvurdum ama ya bir eksiklikler var, ya ben yanlış şimdi başvurmayacaktım, hatta çalışma planım çok yanlış yapmışım veya şunu yanlış yapmışım, eyvah hocam nasıl düzelteceğim? O zaman arkadaşlar, eğer başvurunuzdan hemen sonra daha karşınızdaki aday onaylamadan projenizden yapmaktan vazgeçtiyseniz veya bir şeylerin yanlış olduğuna düşünüyorsanız projenizi silebilirsiniz. Bunun için şu anda bakın başvuruda bulunduk. Benim projelerime tıklarsınız. Benim projelerimize tıkladığı zaman sizin projeniz şu anda askıda görünecektir. Tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi projeden hayata diyor. Ve gönderdiğim arkadaşın ortak olarak kabul etmesi bekleniyor diyor. İşte bu projeyi arkadaşınız onaylamadan silmek istiyorsanız yapmanız gereken projenin sağ üst köşesinde 3 tane nokta vardır. Buraya tıklayarak projeyi düzenle diyebilirsiniz. Yani projenin içeriğini düzenleyebilirsiniz. Veya projeyi silebilirsiniz. Şu anda bu deneme amaçlı yaptığımız için, örnek amaçlı yaptığımız için ne yapıyorum? Projeyi sil diyorum. Ve artık şu anda gördüğünüz gibi gelecek ve bize şunu söyleyecek. Sileceksen bu işlem geri anlamaz. Yani vay ben sildim, pişman oldum lan, geri verin falan filan yok arkadaş. Sildiyseniz bak iş biter diyor. Tamam diyorum ben o zaman. Silmeye tıklıyorum ve şu anda o başvuruda bulunduğum projeyi ne yapıyor? İptal etmeye başladı, tamamladı ve sildi. Gördüğünüz gibi şu anda askıda olan hiçbir projem yok. Yani onay bekleyen projem yok. Proje başvurusu bu şekilde arkadaşlar. Unutmayınız, önce projenizi bir Word şablonunda projenizi hazırlayınız ki en doğrusu budur. Şablonu Facebook grubumuzdan, WhatsApp grubumuzdan temin edebilirsiniz. Proje metin taslağı olarak Facebook'taki grubumuzda yer alıyor zaten. Oradan dosyalar bölümünden indirebilirsiniz. Orayı hazırladıktan sonra kopyalı yapıştır sistemiyle yapmanız çok kolaydır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun dışında dediğimiz gibi henüz TwinSpace açılmadığı için arkadaşlar projemizde TwinSpace'in bölümü boştur. Projemiz onaylandıktan sonra artık TwinSpace'in bölümüne ne yapacaktır? Projeniz düşecektir ve üye kaydınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama unutmayınız, 2022 yılında, yani yaklaşık birkaç gün önce yapılan açıklamada, UDS tarafından yapılan açıklamada, Avrupa kalite etiketi için mutlaka yabancı Türk ortağın yanında yabancı bir ortak olma şartı getirildi. Eğer kurucu ortağınızlarınızdan birisi yabancı olmasa Avrupa kalite etiketine başvuramayacaksınız. Hocam biz iki tane Türk kurduk ama 8 tane yabancı ortağımız var. Hayır, ödül alamayacaksınız. Yani Avrupa kalite ödülü alamayacaksınız. Sadece ulusal kalite ödülü alabileceksiniz. Avrupa kalite ödülü almak istiyorsanız kurucu ortaklardan birisi mutlaka yabancı olacak. İşte biraz önce projeyi kurarken seçtiğimiz arkadaş yabancı olacak. Bilgilerinizi arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınızı videonun altına da bırakabilirsiniz.